Evet. Bunların sizinle paylaşılması söz konusu olursa bunlarla ilgili tarafınıza bilgilendirme zaten yapılacak. Paylaşılması durumunda muhtemelen YouTube sayfanıza bu eğitimler yüklenecektir. Ve oradan bütün oturumları takip edebilir duruma geleceksiniz. Ancak bununla ilgili henüz netleşmemiş durumda. Netleştiği anda tarafınıza bilgi vereceğiz. Şuraya hemen sizler için bir bilgilendirme koyacağım. Akabinde başlatacağım. Evet, kısmında görmüş olduğunuz üzere 6.698 kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kurumunuz adına aydınlatma metni TÜBİTAK.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. Toplantı içeriği eğitim amaçlı olarak 1001 eğitimleri ve TÜBİTAK amaç ve hedefleri de olsa kayıt altına alınmaktadır. Bilgilendirmemizi yaptıktan sonra az önce söylediğim gibi bunların paylaşılması durumunda sizlere zaten bütün araştırmalarımızı hatta bilgi iletecektir. Katılımcı sayımız 400'ü geçmiş durumda. Hala katılımcılarımız var ama sizlerin de değerli vaktini daha fazla harcamadan sunumumuza başlamak istiyorum. Evet. Değerli hocalarımız tekrar hoş geldiniz. Yeni katılan hocalarımız için ben tekrar hatırlatmamızı yapayım. Ben Alperen Karataş, 10 yıldır Sobak'ta uzman olarak görev yapmaktayım. Programımızda öncelikle grubumuzun bir sunuşu gerçekleştirilecek. Akabinde sözü Profesör Doktor Yılmaz Kılıç Aslan hocamıza bırakacağız ve kendisinin eğitimini dinleyeceğiz. Biz TÜBİTAK olarak oldukça büyük bir kurumuz. Öncelikle bu şekilde başlayalım. Bizim bugün burada anlatacağımız hususlar çok büyük bir resmin oldukça küçük bir parçası. Baktığınız zaman bizim enstitülerimiz var, birebir Ar-Ge yapan ve uygulayan birimlerimiz var ve bizim başkanlık birimlerimiz kapsamında pek çok desteğimiz mevcut. Biz o başkanlık birimlerinin Ar-Ge olarak küçük bir parçasıyız. Akademi ağırlıklı verdiğimiz bu Ar-Ge destekleri görmüş olduğunuz programlar çerçevesinde veriliyor. TEDEP kapsamında sanayiye destekler veriyoruz. Bilim ve toplum desteklerimiz var. Ayrıca BİDEP kapsamında hem öğrencilerimize hem de lisansüstü araştırmacılarımıza burs desteklerimiz, eğitim desteklerimiz gerçekleştiriliyor. Ardeb'in içine girdiğimizde de yine farklı farklı pek çok destek mekanizmalarımız mevcut. Örneğin dönemli projeler kapsamında biz 1001 bilimsel teknolojik araştırma projelerini destekleme programı ki bugünkü eğitimin temel konusudur. Bu çerçevede desteklerimizi sunuyoruz. 1001'e ek olarak her zaman başvuru yapabildiğiniz 1002, 1005, 3501, KOS gibi programlarımız mevcut. Bunlara kısaca değineceğiz. Bugün burada Yılmaz hocamızın anlatacağı hususlar temel olarak zaten hemen hemen bütün programlarımıza uygulanabilir niteliktedir. Biz sadece 1001 üzerinde vurguları yapacağız. O değerlendirme kriterleri, o başvuru formu çerçevesinde sizlerle bir şeyleri paylaşmaya çalışacağız. Bir özelinde şöyle bir durumumuza baktığımız zaman 2007-2020 yılları arasında yaklaşık 50 bin proje önerisi tarafımıza sunuldu. Yaklaşık 8.500 projeye biz destek verdik ve 5 milyar TL bütçe aktardık 1001 programı kapsamında. Yıllara göre dağılımını ve bütçesini bu grafikte görebiliyorsunuz. 1001'in temel özelliği şudur. Yani bizim lokomotif programımızdır zaten. Amiral gemimiz diye adlandırdığımız programdır. En çok başvuruyu bu programa alırız. Bizim bütün diğer programlarımız 1001'den esinlenerek ortaya çıkmıştır. 1965 yılında bu programla biz desteklerimize başladık. Temel olarak özellikle deyince kalırsak da 36 ay süreyle ve 720 bin bütçeyle biz araştırmacılarımızı 1001 programı kapsamında destekliyoruz. Çağrılıp yani dönemli program olduğundan bahsetmiştik. Yılda iki dönem çağrılara çıkıyoruz. Bazı yıllarda örneğin 2020 yılında olduğu gibi yılda bir döneme düşürmek durumunda da kaldık. Ancak tabii ki işte COVID çağrısı kapsamında yine COVID KGM çağrısı vardı. Artı bir de kutup çağrımız vardı 1001 kapsamında. Bu gibi programlar kapsamında ek çağrılarla desteklerimizi sürdürmeyi amaçladık. Görmüş olduğunuz gibi en aşağıda 2021'e birinci dönem çağrısı söz konusu ki bunun son başvuru tarihi Mart'ın sonudur. Sizler zaten takiptesiniz. Sorunsuz ilerlemesi durumunda dönemimizin 2021'e ikinci dönem çağrısında
yılın ikinci yarısında almayı planlıyoruz. Ayrıca bir deprem çağrımız var. Ona ilişkin bir tane slaytımız var. Gerekli yerlerde ben açıklamaları yapacağım ve bir de 2021 yılının başında bir kutup çağrısına çıkmıştık. O kapsamda başvuruları aldık, değerlendirmeleri devam ediyor diyebiliriz. Bu görmüş olduğunuz istatistikte de yine 2002-2020 yılları arasında ki destek başvuru ve aktarılan bütçemizi görebiliyorsunuz. Yani bütçe anlamında da inanılmaz bir ilerleme kaydettik. Başvuru anlamında da ve destek anlamında tabii ki. Dolayısıyla biz desteklemek için varız. Sizlerin projelerini desteklemek için varız. Yeter ki bize başvuru gelsin. Yeter ki bu başvurular nitelikli olsun. Bugünkü eğitimimizin de zaten amacı bu. Başvuruların niteliğini artırabilmek amacıyla değerli hocamızın katkılarını alacağız. Sizlere aktarmaya çalışacağız ve daha nitelikli projelerin gerçekleştirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bizim diğer destek programlarımız kapsamında da destek oranlarımıza şöyle bir göz atacak olursak, genel destek oranımız %17 şeklinde gerçekleşmiş 2020 yılı içerisinde. 1001'de bu destek oranı %18 iken 1002'de %16, kariyer programında 3500 bir kodlu kariyer programında %21 ve 1005 kodlu ulusal yeni fikirler programımızda ise %17 şeklinde gerçekleştirilmiş durumda. Kariyerine yeni başlamış araştırmacılarımızı biz 3501 programına yönlendirmeyi tercih ediyoruz. Doktorasını tamamladıktan sonraki 7 yıl içerisinde araştırmacılarımız bu programa başvuru yapabiliyorlar. 1002 hızlı destekte kısa süreli, düşük bütçeli, hızlı değerlendirilen bir program konusu. Yılmaz Hocam da zaten bu şeylere kısaca değinecektir. Programlar kapsamında sizlerle deneyimlerini ve görüşlerini paylaşacaktır. Bu haritada 2009-2020 yılları arasında aktarılan bütçe miktarını renklendirmiş bir şekilde görüyorsunuz. Tabii ki üniversitelerin yoğunluklu olduğu İstanbul, Ankara, İzmir gibi iller destek alma anlamında ön plana çıkmış gibi gözüküyor. Bizim amacımız bu renklerin mümkün mertebe homojen bir dağılımını sağlamak. Görmüş olduğunuz gibi bazı illerimizin aldığı destek miktarı oldukça az. O illere de geri mümkün mertebe en fazla desteği aktarmak gibi amaçlarımız söz konusu. Bu haritada ise panelistlerimizi görüyorsunuz değerli hocalarımız. Panelistlerimizin illere göre dağılımı. Görmüş olduğunuz gibi 500'den fazla olanlar en koyu renkle gösterilmiş durumda. Yine üniversite sayısı ve araştırmacı sayısıyla orantılı olarak tabii ki bu tablolar ortaya çıkmış gözüküyor. Çok özür dilerim. Lütfen bir yandan da sete bakıyorum. Sesimizi alamayanlar var ama sanıyorum genel olarak seste bir sıkıntı yok. Değerli hocam, siz kendi sesinizi, bilgisayarınızın sesini kontrol edebilirsiniz. Çok seviniriz. Evet, bu slaytımızda ise değerlendirme kriterlerimizi görmektesiniz. Az önce bahsetmiş olduğumuz o programlar kapsamında değerlendirme kriterlerimiz yine en başta söylediğim gibi 1001 programından esinlenerek biraz değiştirilmiş şekilde karşınıza çıkıyor. Örneğin 1002 hızlı destek programında önem ve üzgün değer şeklinde farklılaşmış. 1003 öncelikli alanlar programımızda çağrılı olması münasebetiyle çağrı programı hedeflerine katkı gibi kriterler gelmiş. Kariyer programında kişinin kariyer gelişme potansiyeli ilk kriter olarak karşımıza çıkıyor, eklenmiş durumda. 1005 Ulusal Yeni Fikirler Ürünler programımızda ise temel amacımızın projenin getirdiği ulusal kazanım olması ve özgün değerden ziyade yenilikçi yönü olması nedeniyle o kriterler karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla biz bugün yine dediğimiz gibi 1001 program çerçevesinde bu kriterleri ve başvuru formunu inceleyeceğiz ama hemen hemen tüm programlarımıza uygulanabilir niteliktedir. Oralardan uyarlamaları siz kendiniz yapıp diğer programlara da başvuruyu gerçekleştirebilirsiniz. Birkaç yenilikten bahsetmek istiyoruz. Öncelikle yani bunu yapalı da epey oldu açıkçası. Yaklaşık yani sanırım Nisan, Mayıs ayları civarıydı. Biz dedik ki artık hocalarımızı başvuru öncesinde belge tam toplamakla, onları derlemekle ve bize iletmekle yormayalım. Ve öncesinde o başvuru esnasında istediğimiz belgeleri destek kararından sonra sözleşme aşamasında alalım dedik. Yani dolayısıyla siz önceden başvuru yapan pek çok hocamız vardır tabii ki burada.
Belge topluyordunuz, etik kurula gidiyordunuz, onlar yetiştiriyordu, yetiştiremiyordu. Yasal izin belgesi almanız gerekecek. Kamu kurumlarına gidiyorsunuz, koşturuyorsunuz, hocam bürokratlarla görüşeceksiniz, oralardan veri toplayacaksınız. O izin belgelerini almakla uğraşıyorsunuz, başvuru vaktini kaçırıyorsunuz, yapamıyorsunuz, belgesiz gönderiyorsunuz, projeler iade oluyor vesaire vesaire. Dolayısıyla sizleri bunlarla artık uğraştırmıyoruz. Bunun altını çizelim. Etik kurulun belgesi, yasal izin belgesi, fikri mülkiyet hak sahipliği protokolü, proforma fatura gibi belgeleri biz artık proje desteklenirse size 2 ay süre vermek suretiyle tamamlatıyoruz. O belgeleri bize ilettikten sonra projeniz yürürlüğe alınıyor ve sözleşmesi yapılıyor. Eğer bu belgeler temin edilemezse de projeler yürürlüğe alınmadan rafa kaldırılıyor diyebiliriz. Dolayısıyla hani bu belgeleri illaki alacaksınız. Projenin yapılması için bu belgeler tabii ki gerekli olacak. Ama en azından destek kararı çıktıktan sonra sizleri bu konuda yormuş olacağız. Benzer şekilde yine başvuru aşamasında talep ettiğimiz feragat formu, yurt dışı araştırmacı bilgi formu vesaire gibi belgeleri de aynı şekilde e-imza sürecinde imzalanarak elektronik ortamda alma yoluna gittik. Biliyorsunuz artık biz bütün başvurularımızı e-imza ile alıyoruz. Bunu da altını çizelim. E-imzası olmayan araştırmacılarımız varsa ricamızdır. Lütfen e-imzalarınızı temin edin. Ve bu kapsamda başvurularınızı proje ekibimizin e-imzasını alma suretiyle gerçekleştirin. Sıkıntılar oluyor tabii ki başvuru aşamasında. O yüzden biraz aşina aldıktan sonra yapılmayacak bir şey de değil. Onun altını çizmiş olalım. Değerli hocalarım, ilave puan uygulamamız var. Bu çok önemli açıkçası. Çünkü biz diyoruz ki yani sizin ARDE programları kapsamında eğer bir proje yürütücünüz yoksa biz size 1001 programı kapsamında yapmış olduğunuz ilk ve ikinci başvuruda artı 3 puan veriyoruz. Bizim toplam 24 üzerinden değerlendirildiğini düşünürseniz. Çünkü 4 kriterimiz var 1001'de. 6'lı puanlama sistemimiz var. 24 puan üzerinden totalde aldığınız puana 3 puan ekleniyor. Yani bu az buz değil. Biz bunu birebir gördüğümüz için yaklaşık 2 ya da 3 dönemdir bunu uyguluyoruz. Ciddi anlamda etkiliyor şeyinizi, sıralamanızı. Yani destek çıtasının üzerine çıkamayan projeleri bir anda oraya geliyor. Veya geliştirilebilir diye özetlediğimiz bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapma imkanı tanıdığımız hususlar var. Kendini o çıtaya atabiliyor hocalarımız. Dolayısıyla önemli bir şeydir, uygulamadır. Daha önce 3001 başlangıç ARGE programında esinlenerek aslında bu ek puan, ilave puan ortaya konulmuş durumda. Daha önce hiç destek almamış araştırmacılarımız için açılmış bir programdı 3001. Onu 1001'e uyarlayarak buraya alıyoruz ve sizlere görmüş olduğunuz üzere birinci ve ikinci başvuruda 3, üçüncü başvuruda 2 ve dördüncü başvuruda 1 puan alarak toplam puanınızın üzerine ekliyoruz. Evet, sizin gittiğine dair mesaj var ama sanırım genel olarak muhabbetimizi kontrol etmesini isteyeceğiz. Bu slaytımızda ise 1001 programı kapsamındaki kullanılan ek puan kriterleri anlatılıyor. Şimdi en başta söyleyeyim, en sonunda tekrar söyleyeceğim çünkü. Biz bu ek puan sınırlamasına, daha doğrusu uygulamasına ve bütçe sınırlamasına tabi değiliz. Önce söyleyeyim, sonra açıklama yapayım, sonra tekrar söyleyeceğim çünkü bu önemli. Başkanlığımız son 2 yıldır özellikle çıktı ve etki odaklı bir süreç benimsedi. Bu kapsamda da yani aldığım projenin bilimsel liyakatinin ötesine geçerek diyoruz ki yani biz bunun için tamam projeniz çok güzel, özgün değeri yüksek, yöntemi iyi ama buna ek olarak biz bakacağız. Diyeceğiz ki siz daha önceki aldığınız projelerden ne gibi çıktılar, etkiler elde ettiniz, ne ürettiniz, ben buna bakarak size ek puan veriyorum. Ya da öncelikle alan konularıyla uyumlu musunuz? Teknoloji hazırlık seviyesinde bir artışınız var mı? Eğer varsa ben size artı puan vereceğim. Ufuk 2020 kapsamında bir şeyiniz varsa, şayet başvurunuz, desteğiniz varsa, proje yürütücülüğü yaptıysanız bu size ek puan olacak. Projenizin çok disiplinli olması ya da üniversite ya da üniversite sanayi işbirliği içermesi gibi hususlar projenize ek puan olacak diyoruz. Ve 1001 programı kapsamında bir bütçe sınırlaması getiriliyor. Örneğin 2020'ye birinci dönemde yaklaşık 200 milyonluk bir sınırlamamız vardı. Daha doğrusu 175 vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu kapsamda iyi olan projeleri buradan aldığı ek puanlarla birlikte sıralamaya tabi tutarak daha rekabetçi bir ortamda destekleme yoluna gittik. Şimdi tekrar ediyorum, sosyal beşer bilimler bu bütçe kısıtlamasına dahil değil.
Başkanımız, Sayın Başkanımız sağ olsun, sosyal beşeri bilimleri, pozitif ayrımcılık tanıyarak şunu açıkça söyledi ve uyguluyor iki dönemdir nitekim. Sizden sosyal ve beşeri bilimlerden ne kadar proje gelirse o bizim destek çıtamızın üzerinde kalan tüm projeleri biz destekleyeceğiz. Ne kadar para gerekiyorsa gereksin. Diğer gruplar 100 milyon verdik. SOBAK'a 100 milyon ihtiyaç varsa biz o 100 milyonu vereceğiz. SOBAK'taki bütün projeler desteklenecek. İki dönemdir bu şekilde uygulanmaya devam ediyor ve bundan sonra da uygulanacak diye sözünü almış durumdayız Sayın Başkanımızdan. Dolayısıyla buradaki ayrımcılığı bizim en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor değerli hocalarımız. Devam edecek olursak. Bu az önce bahsettiğim ek puan kriterlerine bir de yeşil mutabakat eklenmiş durumda. Biz yine SOBAK olarak bu ek puan kriterlerinin dışındayız diye hatırlatmamızı yapayım. Ama görmüş olduğunuz şu 5 başlık çerçevesiyle ilişkili olan projelere yine ek puan verilmesi söz konusu. Biliyorsunuz Avrupa Birliği artık bunu önümüzdeki yıllar boyunca kullanacak. Yeşil mutabakat çerçevesindeki hususları, iklim değişikliği olsun, yurtsal ekonomi, işte enerji arzındaki temiz erişilebilir güvenli olma durumu, sürdürülebilir akıllı ulaşım gibi hususlar çerçevesinde projelerin olması durumunda biz bu ek puanları yurt üzerimize vereceğiz. Devam ediyorum hocam. Evet, en başta bir deprem çağrısından bahis olmuştu. Onunla ilgili kısaca bir bilgi vereyim. Yine 2021'e birinci dönemde 1001 programıyla eş zamanlı olacak şekilde son başvuru tarihi uzatıldı gerçi. Nisan ayına aktarıldı ama bu deprem çağrısı özelinde. Bir özellikle çağrıya çıktık. Deprem bizim temel bir sorunumuz. Bununla yüzleşiyoruz. Yüzleşmeye de devam edeceğiz. Canımız yanmaya devam ediyor. Biz bu hususta gerek mühendislik kapsamında gerekse bu işin yer bilimi boyutu ve belki de hepsinden önemlisi sosyal ve beşeri boyutlarında araştırılacağı bir çağrı bu. Görmüş olduğunuz gibi altta şeylerimiz var. Başlıklarımız var. Bizimle ilgili olan kısmı depremin sosyoekonomik ve toplumsal yaygın etkileri şeklinde özetlenmiş durumda. Bu program kapsamında işbirliği de yapılacak şekilde bir planlama, kurgulama yapılmış durumda. Detaylı bilgileri deprem çağrımızla ilgili duyurularımızdan, web sitesindeki açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Sorularınız olması durumunda biz bunları severek yanıtlamaya hazırız. Böyle bir farkındalık olsun diye bu slide'ı da buraya koymuş bulunmaktayız. Bir sonraki slaytımızda da panelist atama algoritması ve karar destek sistemi var. Değerli hocalarımız, biz panelistleri uzmanlık alanlarına göre belirliyoruz. Uzmanlık alanlarında öncelikle kişinin o projeler konusunda hakimiyeti, yayınları, daha önceki deneyimleri vesaire gibi hususlar çerçevesinde panelistler belirleniyor. En temel kriterimiz budur. Tabii ki kurumlar arası yaygın dağılımın korumasına özen gösteriyoruz. Çıkar çakışması, çatışması durumlarına özen gösteriyoruz. Bunlar yetersiz kaldığı durumlarda da açıkçası yani insan faktörünün olduğu durumda zaten ideal bir değerlendirme sistemi olması mümkün değil. Biz bunu en aza indirgemek amacıyla panelist algoritmasını, karar destek sistemini uygulamaya geçirdik. Nedir bu? Görmüş olduğunuz üzere hani sizlerin yayınlarınızı girdiğiniz veri tabanları var. İşte Web of Science'da, Scopus'ta yayınlarınız yayınlanıyor. Yok Akademik'te bilgileriniz var. İşte org ID'ler üzerinden bunlar tekilleştirilmeye çalışıyor vesaire. Oradaki pek çok veri tabanından bu bilgiler Arvis üzerinden derleniyor ve oradaki algoritma sayesinde ilgili projelerle eşleştirilmek suretiyle projelerin anahtar kelimeleri ve faaliyet alanları üzerinden eşleştirilmek suretiyle en uygun panelistler tarafımıza sunuluyor. Görmüş olduğunuz gibi burada örnek ekranlar var. Sizlerin dolayısıyla Arbis'e bu bilgileri aktarmanız önemli. Mümkün mertebe org ID üzerinden yapabilirsek, researcher ID, Scopus ID gibi şeyler de var, dijital kimlik bilgileri de var. Bunları girip eşleştirmek suretiyle Arbis profilinize ekliyoruz ve en ideal panelistleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu bizim geçen dönem uygulamaya başladığımız bir şey, algoritma karar destek sistemi geliştirmeye açık. Zaten arkadaşlarımız sağ olsunlar bunun üzerine uğraşıyorlar. Ulusal yayınlar da buraya eklenecek, atıf sayıları da eklenecek ve aklımıza gelmeyen ama eklenebilecek pek çok parametre de buraya eklemlenmek suretiyle bu sistemin geliştirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bir diğer yeniliğimiz de artık hani panellerimizi gerçekleştirirken aramızda panelist olan pek çok hocamız vardır. Son 24 saat içerisinde panelist görüşlerinin diğer panelistlere açılması süreci var. Yani ne demek bu? Panelden başlamadan önce 24 saat içerisinde tamamlıyorsunuz görüşlerinizi.
Diğer tamamlayan hocaların diğer görüşlerini de sizler görmüş oluyorsunuz. Böylelikle panel esnasındaki tartışmaların niteliğinin artırılması hedefleniyor. Daha efektif, daha nitelikli tartışmalar dolayısıyla projelerin daha iyi değerlendirilmesi söz konusu oluyor diyebiliriz. Başkanımızın konuşmasında da vardı. Daha önceki duyurularınızda da yer alıyordu bu. 1001 program başvurularında artık video yükleme imkanı var. Geçen dönem itibariyle sadece revize projeler için bunu koymuştuk. Dileyen araştırmacılarımız kendilerini video vasıtasıyla aktarabiliyorlardı revize projelerde. Şimdi bunu tüm projelerimizde, 1001 program kapsamındaki revize olsun olmasın tüm projelerimizde bu imkanı tanıdık. Dolayısıyla şayet 1001 programına başvuru yapmak istiyorsanız ve hani ben yazılı olarak kendimi yeterince ifade ettim, bir de sözlü olarak ifade edeyim, şu hususları bir de kendi dilimden dinleyin derseniz 5 dakikaya kadar ve 100 MB boyutuna kadar videolarınızı başvuru sistemimize yükleyebiliyorsunuz. Son olarak açık veri açık bilim politikamızda kısaca bahsedelim. Biliyorsunuz yani açık bilim süreçleri oldukça önemli. Bilginin paylaşımı, yayılma açısından bizler de TÜBİTAK olarak geç kalmış bile sayılırız. 2019 yılında bunu uygulamaya geçirdik ve bu dönem itibariyle açık veri kapsamında, açık bilim kapsamında veri yönetim planı sizlerden talep edeceğiz. Yani böylelikle biz tabii ki araştırma sonuçlarının yayılımındaki hızı ve kaliteyi artırırken harcamaları düşüreceğiz. Daha doğrulanabilir, daha tekrarlanabilir, daha eksiksiz bir bilim ile yolumuza devam etmeye çalışacağız. Bu kapsamda APERTA diye bir açık arşivimiz var. Bu üzerinde çalışılıyor, yakın zamanda açacağız bunu zaten. APERTA üzerinden bu verileri koyacağız. Görmüş olduğunuz gibi yani projeniz kapsamında yapmış olduğunuz, toplamış olduğunuz veriler, bulgular vesaireler hepsini bu varsayımın almayı planlıyoruz. Dolayısıyla 2021'e birinci dönem itibariyle tarafınıza tarafınıza bu veri yönetim planının sunulmasını bekliyoruz. Bununla ilgili açıklamalarımız web sayfasında sunulmuş durumda. Veri yönetim planıyla ilgili bilgilere oradan ulaşabiliyorsunuz. Burada verinin nasıl elde edileceği, üretileceği, dokümantasyonun metadatası nasıl yapılacağı, veri paylaşımı için planların nasıl gerçekleştireceği gibi hususlar orada paylaşılıyor durumda. Veri yönetim planımız dinamik bir yapıya sahip olacak. Yani siz projenizi ilerletirken, sürdürürken elde ettiğiniz bulguları, bilgileri, verileri farklı bir şekilde değerlendirip yönetim kapsamında değerlendirebileceksiniz. Dolayısıyla bu hususları dikkat etmeniz bizim için oldukça önem arz ediyor. Araştırmacı bilgi sistemimize zaten hepiniz üyesiniz, bunun farkındayız. Ama buradaki verilerin tam olması, doğru olması, eksiksiz olması bizim tüm süreçlerimizde elimizi kolaylaştıracaktır. Baktığınız zaman biz panelistlerimizi ARBIS veri tabanından seçiyoruz. Dolayısıyla en iyi panelisti atamak için ARBIS'teki bilgilerin en doğru ve güncel olması önem arz ediyor. Sizlerden ricamız lütfen ARBIS kapsamındaki bütün şeylerinizi, bilgilerinizi güncelleyin, güncel tutun ki biz doğru panelisti doğru projeyle eşleştirebilelim. Aynı şekilde projelerin değerlendirmesi esnasında da proje ekibi biliyorsunuz değerlendirme kriterleri arasında en doğru değerlendirmeyi gerçekleştirebilmek için sizin oradaki ARBIS'teki bilgilerinizin güncel olması oldukça önem arz ediyor. Başvuru kılavuzumuzdan bahsedelim. Sunumumuzun başında bahsettiğimiz üzere pek çok programımız var. En doğru programı, kendinize aradığınız en doğru programı bulabilmek için bu başvuru kılavuzunu kullanabilirsiniz. Burada bizim bilim toplum kapsamındaki desteklerimiz var. TEİDEP kapsamında sanayi ARGE desteklerimiz var. BİDEP kapsamındaki burslarımız var. Bizim ARDEP kapsamında bahsetmiş olduğumuz programlarımız var. Dolayısıyla buraya girerek belirli parametreler doğrultusunda size en uygun programı bulmanıza yardımcı olacak bir sihirbazdır. Değerli hocalarım, şimdi SOBAK kapsamındaki tanıtımımız ve istatistiklerimiz ile devam edip sonrasında sözü Yılmaz hocamıza bırakmak üzere. Sizlerden ben müsaade isteyeceğim. Öncelikle şunu söyleyelim. Sosyal ve beşeri bilimler olarak bizim amacımız sosyal ve beşeri bilimlerin tüm alanlarında ARGE faaliyetlerini yürüten bilim insanlarımızı desteklemek ve bu doğrultuda da bilimsel araştırma ve faaliyetlerini teşvik etmek ve geliştirmektir. Biz sosyal beşeriler olarak oldukça büyük bir alana sahibiz. Araştırmacılar kitlemizin yaklaşık %40'ını biz sosyal beşeri bilimciler olarak
almış bulunmaktayız. Dolayısıyla burada görmüş olduğumuz alanlar kapsamında bizim 34 tane farklı bilim teknoloji alanımız var. Bu alanlardaki bütün araştırmacılarımızı desteklemek bizim şeyimizdir, işimizdir. Biz bunun için buradayız. Değerli hocalarım, lütfen başvuru yapın, lütfen başvuru yapın, lütfen başvuru yapın. Biz hep bunu söylüyoruz. Sosyal bilişim bilimlere gelen proje sayısına baktığımızda, yani diğer gruplarla karşılaştırdığımız zaman onları geçemediğimizi görüyoruz. Yani en fazla başvuru gelen ikinci grup, üçüncü grup şeklinde devam ediyoruz yolumuza. Ancak bizim en çok gelen, hatta diğer o tüm grupların, mühendisliğin, sağlığın, temel bilimlerin, çevre atmosferin, tarım ormanın hepsinin toplamı kadar başvuruya sahip olmamız lazım ki o araştırmacıyla proje dengesi arasındaki eşitliği sağlayabilelim. Dolayısıyla bizim amacımız bu. Biz burada bunun için varız. Sizler için varız. Lütfen başvurularınızı bizden esirgemeyin diyoruz. Baktığımız zaman değerli hocalarım, biz sosyal beşer bilimler olarak oldukça geç başladık bu işe. 1965 yılında ilk 1001 programı kapsamında destekler verilmeye başlandı biliyorsunuz. Biz ama buna 2005 yılında ancak eşit statüde, diğer gruplarla eşit statüde destek kapsamını alabildik. 99 yılında proje desteklerine biz başlıyoruz ama çok kısıtlı sayıda proje desteği verdik. Dediğimiz gibi asıl patlama yaptığımız, ilerleme yaptığımız nokta 2005 yılıdır. 1965'e bakıyorsunuz, 2005'e bakıyorsunuz. 40 yıllık bir alacağımız var gibi gözüküyor. Bunun için bizim ve sizlerin çok daha fazla çalışması, çok daha fazla çaba sarf etmesi gerekiyor. Evet, hocam şimdi özür dilerim. Bir hemen şöyle kontrol edeceğim. Evet. Burada da 2016-2020 yılları arasındaki verilerimizi görüyorsunuz. 1001 programı kapsamındaki verilerimiz. Kırmızıyla görmüş olduklarımız başvuru sayısı, maviyle görmüş olduklarımız ise desteklenen proje sayılarımızdır. Yeşil çizgi destek oranını gösteriyor. Dolayısıyla baktığınız zaman 1001 kapsamında artan bir destek oranı olduğunu söylememiz mümkün. Mor çizgi grafiği ise iade oranlarımızı gösteriyor. Şimdi orada ciddi bir kırılma var 2020 yılı itibariyle. Çünkü artık biz ve sizler bu işi çok daha iyi öğrenmeye başladık, çok daha iyi yapmaya başlıyoruz. Etik kurulu yasal izin gibi belgelerin artık aranmıyor oluşu bunda önemli bir etken. Sizlerin daha iyi, daha nitelikli proje sunmanız burada asıl en önemli etken. Dolayısıyla bu iade oranını belki %10'ların altına, %5'lere kadar çekebilmek bizim hedefimizdir. Sizlerin de bu orana katkısını bekliyoruz. Bu eğitimler vasıtasıyla da zaten bu oranın düşeceğine inancımız sonsuz. Dolayısıyla lütfen bizim bu iadeler noktasında söylediğimiz hususlara dikkat edin. Bunlara birazdan zaten değineceğiz. Yılmaz Hocam da bu konularda görüşlerini ve bilgilerini aktaracak sizlere. Dolayısıyla bu hususlara mümkün mertebe riayet ederek başvurularımızı gerçekleştirirsek bu iade oranlarını daha düşüreceğiz ve desteklenme oranlarını daha da yükselteceğiz diyebiliriz. Alanlara göre istatistiklerimize baktığımızda 2016-2020 yılları arasında en çok başvuru eğitim alanından alıyoruz. Zaten bu yapmış olduğumuz proje yazma eğitim kapsamında da yaklaşık 2000-3000 kadar araştırmacımız eğitim programına başvurmuş durumda. Onları şu anda halihazırda devam ettiriyorlar. Eğitim alanını iktisat, işletme, sosyoloji, psikoloji diye takip ediyor. Sayıları görebiliyorsunuz zaten. Sağ tarafta ise destek oranlarımız var. Burada belli başlı alanlarda destek oranı düşerken işte örneğin tarih gibi, psikoloji gibi alanlarda destek oranının daha yüksek olduğu gözümüze çarpıyor. Az önce de bahsettik bizim yani 30'u aşkın şeyimiz var, alanımız var. Hepsini buraya yansıtamadık. Oldukça az olduğu için sayıları. En çok başvuru yapan 10 alan dikkate alınarak son 5 yıllık verilerimizi burada sizinle paylaşmış olduk. Kuruluş bilgilerine baktığımızda bu soldaki ve sağdaki tablolarda sırasıyla en çok başvuru yapan ve en çok destek alan kuruluşları görebiliyorsunuz. Yine en çok başvuru yapan ve destek alan 10 kuruluş dikkate hazırlanan bu tablolarda başvuru anlamında İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk, Anadolu, Hacettepe diye takip eden bir listemiz var. Desteğe gittiğimizde ise Ankara, Bilkent, Kadir Has, Koç, ODTÜ, Anadolu, İstanbul Teknik, İstanbul, Akdeniz, Boğaziçi diye devam ettiğini görüyorsunuz. Yani başvuru yapanlarla destek alanlar benzer şekilde ilerliyor. Ama yani bu sayıların yetmesinin mümkün olmayacağını hepimizin kabullenmesi gerekiyor. Yani İstanbul Üniversitesi'ndeki araştırmacı sayısına baktığınız zaman, sosyal beşer bilimlerdeki araştırmacı sayısına baktığınız zaman son 5 yılda 118 proje gelmesi yani gerçekten
akıl alır bir şey değil. Yani bütün araştırmacılarımızın bu proje sürecine dahil olması bizim en büyük isteğimiz. Dolayısıyla lütfen, lütfen, lütfen diyoruz tekrar. Proje başvurularınızı yapınız, bizlerden esirgemeyiniz. Sürecimize kısaca değinecek olursak. Çevrim içi başvuruyla süreç başlıyor. Zaten biliyorsunuz bu süreçleri. Proje başvuru sistemi üzerinden biz başvuruları alıyoruz. Oradaki mümkün mertebe en kolay bir şekilde sizlere hazırladık. Belgeleri istemiyoruz. Onu en başta söylemiştim. Projenin başvuru formuna, kaynaklarını, bütçesine giriyorsunuz. Oradaki projeyle ilgili işte özet, anahtar kelime ve benzeri sizlerden talep edilen ekip bilgisi gibi bilgileri sisteme işlemek suretiyle tamamlıyorsunuz. E-imzanızı atıyorsunuz ve işlem orada tamamlanıyor. Akabinde DEİK tarafından, yani Destek Programları İzleme ve Koordinasyon Müdürlüğümüz tarafından bir ön inceleme gerçekleştiriliyor. Şekilsel şartlara bakılıyor. İşte başvuru formunun bölümleri tam olarak gönderilmiş mi? İşte e-imzada herhangi bir sorun var mı yok mu gibi şekilsel şartların ardından biz araştırma destek grubu olarak, SOBAK olarak incelememizi gerçekleştiriyoruz. Bu incelemeyi gerçekleştirirken de danışma kurulu ve yürütme kurulu üyelerimizin görüşleri doğrultusunda projelerin grup iade olması ya da bilimsel değerlendirmeye alınması söz konusu oluyor. Grup iadeye bir sonraki slide'da yine değineceğim detaylı olarak. Ama şeyi akış açısından SOBAK'taki incelemenin ardından bilimsel değerlendirme sürecinin başladığını söyleyebiliriz. Bilimsel değerlendirme süreci dediğimiz şey panel veya dış danışman yoluyla projelerin değerlendirilmesi mevzusudur. Kim değerlendiriyor bunu panellerimizde? Araştırmacılarımızın projesini yine aynı araştırmacı kitlesi değerlendiriyor. Çıkar çakışmasına, kurumlar arası yaygın dağılma, uzmanlık alanına dikkat etmek suretiyle daha önce söylediğimiz gibi yine sizlerin projesini sizler değerlendiriyor. Bunun sonucunda projeler destekleniyor veya reddediliyor diyebiliriz. Özetleyecek olursak değerlendirme sürecinin içi bu şekilde. Şimdi bu SOBAK tarafından yapılan o ön inceleme, ön değerlendirme dediğimiz kısma bir parantez açmamız gerekiyor. Bakınız değerli hocalarım, bizim en çok karşılaştığımız iade nedenleri şunlar. Araştırma projesinin niteliği taşımaması ve yeterli içeriğe sahip olmaması. Şimdi bu ikisine özellikle değineceğim. Biz projelerin araştırma projesi olmasını istiyoruz. Yılmaz Hocam bu konuda zaten detaylı bilgileri sizinle paylaşacak. Hangi proje araştırma projesidir, hangisi araştırma projesi değildir şeklinde. O yüzden ben onun şeyinden, sözlerinden çalmamak adına bu kısmı en azından birazcık kısa tutacağım. Bize gelen projelerin, başvuruların %15'i araştırma projesi niteliği taşınmıyor. Yani bakıyorsunuz proje sözlük oluşturmaya yönelik bir proje olarak geliyor. Ya da bir endeks oluşturmaya yönelik bir proje sunulmuş. Bu araştırma projesi niteliği taşınmıyor. İşte ben buradan alacağım, bu veriyi toplayacağım. İşte bunu getirip burada yayınlayacağım, bir veri tabanı oluşturacağım. Bu bir araştırma projesi niteliği taşınmıyor gibi. Dolayısıyla projenin o sorusunun oluşturulması ve o araştırma projesi niteliğine bürünmesi oldukça önemli. Dediğim gibi Yılmaz Hocam bu konuda detaylı bilgileri sizlerle paylaşacak. İkinci nedenimiz yeterli içeriğe sahip olmama. Bunu böyle yazdığımızda hani bilimsel anlamda bir içerik yetersizliğinden bahsediyormuşuz gibi gözükecek. Ama değerli hocam bu bahsettiğimiz şey bilimsel anlamda bir yeterlilik değil. Yani bunun yönteminde evet bunlar yazılmış ama bu proje bu yöntemle olmaz demiyoruz. Biz bilimsel anlamda SOBAK olarak kesinlikle müdahale etmiyoruz, etmedik, etmeyeceğiz. Bu değerlendirme tamamen panele ait. Dolayısıyla bizim buradan kastımız, eğer projeniz yeterli içeriğe sahip olmaması gerekçesiyle iade edildiyse, bu şu anlama geliyor. Biz bunu paneliste gönderdiğimizde, panelistin değerlendirme yapabileceği kadar bir içerik sunmamışsınız diyoruz. Dolayısıyla projelerinizi mümkün mertebe en detaylı şekilde yazmanızı bekliyoruz. Bazen geliyor, görüyoruz. Yani sizler de belki panelist olarak karşılaşıyorsunuzdur. Yani bu projede kapsamında anket yoluyla veri toplanacaktır. Ancak sonrasında şu yöntemle analiz edilecektir ve bulgular paylaşılacaktır. Yani bu kadar yazdığınız bir yöntemi bilimsel değerlendirmeye taşıdığınızda yani panelistimiz bakıyor diyor ki yani burada bir şey yok. Değerli hocam biz bunu neyin değerlendireceğiz? Bunu niye bizim önümüze getirdiniz? Şundan bahsetmemiş, bundan bahsetmemiş. Şu hususlara değinilmemiş. Burada değerlendirilebilecek bir şey yok. Yani ben buna yöntemden 1 ile 6 arasında 1 puan verebilecek kadar bir şey görmüyorum dediği hususlarda biz projenin yeterli içeriğe sahip olmaması gerekçesiyle iadesini gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla Yılmaz Hocam yine bu konuya değinecek. Mümkün mertebe en detaylı şekilde projelerinizin içeriğini hazırlamanızı bekliyoruz. Değişiklik bildirim formu eksikliği, benzer proje sunulması,
literatürün Hamlüs'te olması gibi iade gerekçelerimiz var ama bunlar %1'i geçemeyen iade gerekçeleri. Dolayısıyla bunlar üzerinde kısaca şeyde yine önümüzdeki ilerleyen şeyde oturumda görüşeceğiz, bildireceğiz. Değişiklik bildirim formuna değinmişken şunu da söyleyelim. Yani siz projenizi sundunuz, projenizin desteklenmesi mümkün olmadı. Projenizi tekrar sunabiliyorsunuz hocam. Yani bundan hiçbir zaman çekinmeyin. Yani bu proje olmadı, ben başka proje yazmak durumunda kalacağım veya ben bir daha başvurmayacağım vesaire gibi düşünmeyin. Alın o projeyi hocam. Orada 5 tane uzmanın, alandaki yetkin uzmanın, araştırmacının görüşünü almışsınız. O kapsamda geliştirin, ilave edin ve o projeyle tekrar başvurun. Bunun önünde hiçbir engel yok. Başvururken değişik bildirim formunu dolduruyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kapsamda şu iyileştirmeler yapıldı, bu düzenlemeler gerçekleştirildi. Siz şunu söylemiştiniz, bu kapsamda şu açıklamalar getirildi vesaire diye özetlediğiniz bir formdur. Bunu sunduğunuz zaman desteklenme ihtimaliniz oldukça artıyor. Bunun istatistiğine baktık biz. Revize edilen projelerin desteklenme ihtimali diğer ilk sunulan projeye göre oldukça fazla. Dolayısıyla lütfen yani bir yürütücümüz var. Hocamız sağ olsun 7. 8. defa aynı projeyi sundu. Geliştirdi ve en sonunda desteklendi. Yani bu 7. 8. seviye tabii ki çok ekstrem uçlar. Buraya kadar gitmiyor genelde. Sunuyor hocam, tekrar sunuyor, bir daha sunuyor. Muhtemelen 2. 3. başvuruda desteklenebilir duruma geliyor. Dolayısıyla lütfen projelerinizi revize edin, tekrar başvurun diye sizlere yönlendirmek isteriz. Yurt dışı saha çalışması kapsamında. Değerli hocam, bundan 2 sene önceye kadar yurt dışı saha çalışması desteklenmiyordu. Projeler belki sunmuşsunuzdur, aranızda sunanlar vardır, yurt dışı saha çalışması sunanlar vardır, iade ediliyordu. Ama 2018 yılı itibariyle yurt dışı saha çalışmasının önünü açmış durumdayız. Görmüş olduğunuz gibi belli başlı kriterler çerçevesinde destek üst limitinin %30'unu geçmemesi kaidesiyle, yani 216 bin yapıyor 1001 programı özelinde, sosyal ve beşer bilimler alanındaki projelere yurt dışı saha çalışması desteği veriliyor. Dolayısıyla aklınıza eğer hani önceki şey kaldıysa, imaj kaldıysa, TÜBİTAK yurt dışı sahayı desteklemiyor diye, bunu lütfen bir kenara koyun. Sosyal ve beşer bilimlerde yurt dışı saha çalışmasında artık biz destekliyoruz. Sosyal medya kanallarımız oldukça aktif olarak özellikle son bir yıldır kullanılmakta. Lütfen oraları takip edin. Orada önemli bilgiler, etkinlikler vesaireler paylaşılıyor. Buradan o şeyleri, sosyal medyaları takip etmeniz mümkün. Ben ilginiz ve sabrınız için teşekkür ediyorum. Süreyi de birazcık fazla kullandım olması gerekenden. İsmim Alperen Karataş. Değerli hocalarım, sobak@tubitak.gov.tr bizim grubumuzun mail adresidir. Ayrıca bu şey kapsamında sizlere giden davet mektubunda bir mail adresi var. Oraya sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini hemen kısaca sizlere özetleyeyim. Bir ara verdikten sonra Yılmaz hocamıza sözü bırakacağız. Yılmaz hocamız sizlere sunuşunu gerçekleştirecek, deneyimlerini paylaşacak. Şu an itibariyle 560 kişiyiz bu oturumda, etkinlikte. Sorular tabii ki olacaktır kafanızda. Sorularınızı iletebilirsiniz. Buradaki chatten iletmeniz mümkün. Mail vasıtasıyla iletmeniz mümkün. Takvimimiz, vaktimiz bize ne getirir onu şu anda kestiremiyorum ama mümkün mertebe programa uyumlu kalmak suretiyle sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağız. Ben cevaplayacağım, Yılmaz hocama soruları yönelteceğim, o cevaplayacak. Ama sorularınızın hepsini yanıtlamamız tabii ki mümkün olmayacak. Bu durumda da sizlerden o belirtilen mail adresine mail atmanızı isteyeceğiz. Oradaki mailleri sözümüz olsun hocam, bir hafta içerisinde bütün sorularınızı cevaplamış duruma gelmiş olacağız. Bu da bizim size sözümüzdür. Dolayısıyla şu an itibariyle bir bakıyorum hocam, saatimiz 42 geçiyor. Dilerseniz 15 dakikalık bir ara verelim. Sunumların paylaşacağı, videoların paylaşılacağı ile ilgili sorular geliyor hala. Şunu tekrar söyleyeyim. Biz bu şeyleri kayıt altına alıyoruz. Şu anda bir hatırlatma şeyi daha gönderelim chatten, hatta arkadaşlarımızdan rica edelim. KVKK kapsamındaki uyarıyı. Sunumlarımız kayıt altında. Bunların başkanlığımızca değerlendirmesi yapılacak. Şayet uygun görülürse bu eğitimleri YouTube'da paylaşmayı planlıyoruz. Dediğimiz gibi başkanımızın uygun görüşüne bağlı bir şekilde
edeceğiz. Bütçe kısıtı ve ek puanla ilgili hususu tekrarlar mısınız demiş bir hocamız. Tekrar ediyorum. Sosyal ve beşer bilimler kapsamında bütçe kısıtı yok değerli hocalarım. Bize gelen tüm projeleri nitelikli olması kaydıyla biz destekleyeceğiz. Destek çıtasını geçen tüm projeleri destekleyeceğiz. İsterse bunların bütçesi 10 milyon olsun, isterse 80 milyon olsun. Önemli değil. Başkanlarımızın sözü var, sağ olsunlar. Soba pozitif ayrımcılık yapıyorlar. Bunu gerçekleştireceğiz. Şimdi vaktinizi daha fazla almadan, Yılmaz Hocam'ın da vaktinden daha fazla çalmadan 15 dakikalık ara verelim. Saat değerli hocalarım 11.00 itibariyle yine bu şeyde buluşuyoruz. Şeyden çıkmanıza gerek yok. Zoom oturumundan çıkmanıza gerek yok. Bu şekilde kalabilir. Saat 11'de sözü Yılmaz Hocamıza bırakmak için tekrar burada buluşacağız. Bu ödeme ilginiz için hoşçakalın.
Evet, tekrar hoş geldiniz. Hala katılan hocalarımız var, onları görüyorum. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Vaktimizi iyi kullanmak adına ben isterseniz tekrar oturumumuzu başlatacağım. Katılımcı sayımız biraz yine düşmüş galiba, 582 şu anda. Katılan hocalarımız biz almaya devam ediyoruz. Bilginiz olsun bu arada. Şimdi değerli hocalarım, programımız Anadolu Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Yılmaz Kılıçarslan hocamızın sunumlarıyla devam edecek. Kendileri bizim danışma kurulu üyemizdir. Yaklaşık 2,5 yıldır bizim danışma kurulu üyemiz olarak görev yapmakta Yılmaz hocam. Proje deneyimi var. Yanlış hatırlamıyorsam 3 proje yürüttü Yılmaz hocam SOBAK kapsamında. Ayrıca pek çok kez panelistlik yapmış durumda. Ve evet, dediğim gibi son 2 yıldır danışma kurulu üyemiz olarak görev yapıyor. Değerli hocam, lütfen buyurun, sözü size bırakıyoruz. Teşekkürler Alperen Bey. Senin sunuş da çok güzeldi, ben de faydalandım. Evet, şunu açalım. Evet, herkes görüyor galiba beni ve ekranımı. Evet, hocam gözüküyor. Lütfen buyurun. Teşekkür ederim. Hepinize günaydın. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle tüm kadın araştırmacıların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bugün 8 Mart. Ben Yılmaz Kılıçarslan. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Ve de Alperen Bey'in söylediği gibi yaklaşık 2,5 yıldır TÜBİTAK SOBAK Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapıyorum. İsterseniz önce danışma kurulu üyesi ne iş yapar onu söyleyeyim. Çünkü anladığım kadarıyla ben de danışma kurulu üyesi olduktan sonra birçok insanın bizim ne yaptığımızı bilmediğini fark ettim. Biz aslında projenin yani en başından işte değerlendirme, izleme ve sonlandırılmasına kadar TÜBİTAK'taki uzman arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. İşte ilk proje geliyor, işte Ar-Ge mi değil mi bakarak başlıyoruz. Sonra panelleri oluşturuyoruz, orada değerlendiriyoruz. Panellerde işte moderatörlük yapıyoruz. Devam eden projelerde röportörlük yapıyoruz. Ve en sonda projenin kabulüne kadar sonuç raporunun görev alıyoruz. Ayrıca çeşitli konularda da zaman zaman TÜBİTAK bu destek programlarının geliştirilmesi için neler yapılabilir o konudaki fikirlerimizi sunuyoruz. Genelde de dinlendiğimizi söyleyebilirim. Ben bugün bu araştırma projesi işte nasıl hazırlanır yani çok detaylı değil ama genel olarak kendi tecrübelerimden ve de işte panellerde falan şahit olduğum tecrübelerden tecrübelerimi paylaşacağım. Sorularınızı sanıyorum iletebiliyorsunuz. Onları da en son cevaplayacağız. Şimdi önce Ar-Ge nedir, ne değildir ondan bahsedeceğim. Sonra proje önerisinin hazırlanması. Orada dikkate edilmesi gereken hususlardan. Sonra biz bu başvuran projeleri nasıl değerlendiriyoruz, onlardan bahsedeceğim. Sonra da sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinden bahsedip konuşmamı tamamlayacağım. Şunu ben hide etmiştim, hala gelmeye devam ediyor. Bir daha yapayım. Evet. Şimdi nedir Ar-Ge? Ar-Ge'yi TÜBİTAK'ın kullandığı tanım bu Frascati kılavuzunda olan tanım. Sanıyorum tüm Avrupa Birliği'nde de bu tanım kullanıyor. Bu Frascati kılavuzunda, Frascati biliyorsunuz İtalya'da küçük ve şirin bir şehir. Sanıyorum orada alınmış bu kararlar ki o yüzden de buna Frascati kılavuzu denmiş. TÜBİTAK da bunu kullanıyor zaten. O Ar-Ge demiyor zaten, araştırma ve deneysel geliştirme diyor bu Ar-Ge'nin açılımına. O da insan, kültür ve toplumun
bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar olarak tanımlıyor. Araştırma ve deneysel geliştirme çalışmalarını. Bunu da üçe ayırıyor. Birincisi temel araştırma. Yani görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalar. Hemen söyleyeyim, bizim bu sosyal bilimlerde yaptığımız araştırmaların neredeyse tamamına yakını bu alana giriyor. Yani temel araştırma oluyor bizimkisi. Diğerleri bu uygulamalı ve deneysel araştırmalar da, onlar daha çok bu mühendislikte ve temel bilimlerde, biyolojide, fizikte yapılan çalışmalar oluyor. Diğer araştırma türü uygulamalı araştırma, belirli bir pratik amaç ve hedefe yönelik olarak yeni bilgi edinme amacıyla yürütülen özgün araştırmalar. Son olarak da deneysel geliştirme, araştırma veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzeme, ürün veya cihaz üretmeye, yeni süreçler, sistemler, hizmetler tesis etmeye ya da hali hazırda üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelik sistemli çalışmalar. Bunlar da daha çok işte mühendisliğin yaptığı şeyler oluyor. Bizimki dediğim gibi, bizimki temel araştırma. Tabii bu tanımlardan direkt anlayamıyoruz. Yani nedir araştırma, nedir değildir, işte nedir ARGE, ARGE ne değildir. Onun yerine ARGE'yi ayırt etmek için ölçütler de var şeyde, Frascati kılavuzunda. O da yani bir araştırmanın ARGE sayılabilmesi için 4 özelliğinin olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi bir kere yeni olacak, novel olacak. Yani yeni bulgular ortaya çıkarmayı hedefleyecek araştırma. İkincisi yaratıcı olacak, creative, yani özgün kavram ve hipotezlere dayalı olacak. Sonuç belirsiz olacak, yani eğer en baştan biliyorsak sonuçta ne çıkacağını, bu bir ARGE olmuyor. O yüzden elde edeceğimiz sonuçların en baştan belirsiz olması gerekiyor. Sistematik olacak, planlanmış yani ve de bütçelendirilmiş olacak. Son olarak da transfer edilebilirlik veya tekrar üretebilirlik özelliği, yani sonuçlar transfer edilebilir ve yeniden üretilebilir olmalı bir araştırmanın ARGE olabilmesi için. Peki ARGE olmayanları eğer anlatırsak, neyin ARGE olmadığını, o zaman bizim yaptığımız şey ARGE midir değil midir, onun kararını daha kolay verebiliriz. Bunu direkt tanımlıyor yani bu Frascati kılavuzu ve dolayısıyla onu sanıyorum TÜBİTAK çok az da modifiye etmiş. Yani ne ARGE değildir. Mesela eğer bir sözlük, ansiklopedi, envanter, katalog ya da veri tabanı oluşturacaksanız bu ARGE olmuyor. Mesela bizde ne oluyor? Sıkça işte veri tabanı oluşturuluyor değil mi? Birincil veriler toplarsak yapacağımız analizlerde kullanmak için bir veri tabanı yaratıyoruz o zaman. Ama bu veri tabanının yaratılmış olması o projeyi ARGE yapmıyor. Sadece yaygın etkisini artırabiliyor. Yani o yarattığınız veri tabanını işte başka araştırmacılar, başka araştırmalarda kullanabilirler. Dolayısıyla yaygın etkisi artar ama tek başına veri tabanını oluşturmak bir ARGE projesi olmaz. Yani projeyi ARGE projesi yapmaz. Yine çeviri, transkripsiyon, edisyon, bibliografi, rutin derleme, arşivleme gibi çalışmalar ARGE sayılmıyor. Bu rutin, bu arkeolojide işte yüzey araştırması, kazı, restorasyon, restitüsyon, konservasyona yönelik çalışmalar ARGE sayılmıyor. Bu rutin eğitim verilmesi, eğitim programları ya da materyaller hazırlanması yine ARGE sayılmıyor. Rutin yazılım geliştirme ARGE sayılmıyor. Bu tanıtım, yayılım, farkındalık oluşturma ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik şeyler yine ARGE sayılmıyor. Yani ARGE projelerinin özellikleri arasında var aslında şey, farkındalık oluşturmak, ama ARGE olmuyor. İşte araştırma oluyor sadece. Yine sempozyum, konferans, seminer gibi etkinlikler düzenlemek ARGE olmuyor. Piyasa araştırması, rutin endeks oluşturmak yine ARGE olmuyor. Daha önce gerçekleştirmiş araştırmaları başka mekan ve başka denek gruplarıyla tekrarlamak ARGE olmuyor. Son olarak da bu kurum, metodoloji, konu, kapsam,
araştırma soruları, hipotez gibi hususlarda niteliksel değişiklik yapmadan daha önce yapılan araştırmaların tekrarını yapmak Ar-Ge olmuyor. O yüzden bu hususları öncelikle en baştan göz önünde bulundurmak gerekiyor. Peki, neden TÜBİTAK projesi yapmak istiyoruz? Şimdi birincisi bizler işte bilim insanlarıyız, araştırmacıyız. Dolayısıyla ülkemizin refahına, büyümesine katkı sağlayacak bu yeniliklerin, inovasyonların ortaya çıkmasında görev almamız gerekiyor. Dolayısıyla bunlar da bu yenilik ve inovasyon biliyorsunuz Ar-Ge ile ortaya çıkıyor. Bizim sosyal bilimciler olarak yaptığımız şey nedir bizim yaptığımız yenilik inovasyon biliyorsunuz? Politik önerisi geliştirmek. Yani mühendisler cihaz üretiyor, biz de politik önerisi geliştiriyoruz değil mi? Ya da uygulanan politikaları değerlendiriyoruz. O yüzden araştırmalar yapıyoruz. O yüzden de TÜBİTAK bu tür araştırmaları destekliyor. Türkiye'nin araştırma altyapısının güçlendirilmesi için işte yıllardır elinden geleni yapıyor. Araştırmacı sayısı artsın diye de yapıyor. Bizim temel çıktığımız şey dediğim gibi yani ya politika önerisi üretmek bir konuda ya da mevcut politikaları değerlendirmek. Nasıl politika önerisi üretiliyor? Mesela ben daha önce yaptığım bir araştırmada bu o zamanlar yeniydi Türkiye'de bu sertifikalı tohum kullanımı tarımda. O zaman onun etkisine bakmıştım ben. Hatta ilk projemdi galiba. Projenin sorumlusu da Alperen Bey'di. 2009 yılıydı. O zaman mesela bu TİGEM'le, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile yapmıştık bu araştırmayı. Ve sertifikalı tohumun bitkisel üretimde verimliliği %25 artırdığını bulmuştuk. Hatta o zaman TİGEM onları afişler yapıp billboardlara asmıştı tüm Türkiye'de. Ya böyle şeyler yapabiliyoruz ya da mevcut bir politikayı değerlendirebiliyoruz. Mesela geçenlerde bir şey vardı, proje gelmişti. Bu taşımalı eğitimin etkinliğiyle ilgiliydi. Biliyorsunuz Türkiye'de hem bazı bölgelerde yıllardır hatta 86'dan beri taşımalı eğitim yapılıyor kırsalda. Onun etkilerini değerlendirmek üzere bir şey gelmişti. Çok da şaşırmıştık çünkü 86 yılından beri uygulanan bir politika ile ilgili hiç araştırma yapılmamıştı. Biz de o zaman fark etmiştik. Güzel bir araştırma önerisiydi ve kabul edildi. Sanıyorum şu an yürüyor proje. Dolayısıyla mevcut politikaları değerlendirmek için de araştırma yapıp onu da TÜBİTAK'tan fonluyoruz. Yine TÜBİTAK'la proje yapmamızın bir başka nedeni biliyorsunuz bizim bu akademik ilerlemelerde işte doçent, profesör olmalarda falan kullanılıyor bu şey proje yapmak. Bazen hatta asgari koşul yani proje yapmazsanız mesela bazı üniversiteler onu yaptı. Proje başvurusu yapmayanı ben doçent yapmayacağım dedi. En az 3 üniversite olduğunu biliyorum öyle. Çünkü üniversiteler de bunun yapılmasını istiyor. Neden? İşte YÖK'tür, başka kurumlardır. Üniversiteleri sıralarken bunları kullanıyor. O yüzden de üniversitede yapılmasını istiyor. O yüzden de bu tür koşullar koyabiliyor. Bir de tabii TÜBİTAK projesi yapmak biliyorsunuz prestijli bir şey. Öyle herkesin yapabildiği bir şey değil. Hatta bazı üniversitelerde bir hocanın projesi kabul edildiğinde yani yerel basında bile haber olabiliyor. Böyle bir de şeyi var. Bir başka neden bedava hakemlik alıyorsunuz. Yani o konudaki uzman Türkiye'de hatta dünyada çünkü biz en son COVID projelerini online yapmıştık bu COVID nedeniyle. O zaman dünyadan da yani yabancı ülkelerdeki Türk araştırmacıları da hakem olarak kullandık. Ücretsiz hakemlik hizmeti almış oluyorsunuz. Neyiniz eksik, neyiniz fazla onu söylüyor size. O da güzel bir şey. Ayrıca proje teşvik ikramiyesi alıyorsunuz. TÜBİTAK projesi yürüttüğünüzde her projede değil tabii. Mesela 1002'de yok. Ama mesela bir 1001'de proje teşvik ikramiyesi var. Fena da değil. Yani hem zaten araştırma yapıyorsunuz. Zaten normalde de yapacağınız bir şey bu sizin. Üstüne de para alıyorsunuz. Yani bundan daha güzel ne olabilir? Ayrıca ve son olarak araştırmacı yetiştirilmesine katkıda bulunuyorsunuz. Biz hocaların
Biliyorsunuz görevlerimizden biri de araştırmacı yetiştirmek. O yüzden doktor öğrencilerimiz, master öğrencilerimiz var. O alanda da katkı sunmuş oluyoruz. Ne güzel. Dolayısıyla TÜBİTAK projesi yapıyor olmanın bir sürü faydası var. Yani Alperen Bey bunlardan bahsetti zaten. Bizim konumuz bugün 1001. 1001 de zaten dediğim gibi en önemli proje kanalı TÜBİTAK'taki. Yılda iki dönem başvuruyoruz. Mart ve Eylül. Bir geçen yıl tek oldu. Çünkü Covid çağrısına çıkıldı. Covid olunca. O yüzden tek yıl, tek dönem yapıldı 2000'de. Ama normalde yıllardır, yılda iki kez başvuru alır. 1001 Mart'ta ve Eylül'de. Diğerleri işte 1002, 1005 KOST'tur. Başka işte çağrılı projeler var. Bir dönem biliyorsunuz. Bu öncelikli alanlar vardı. 1003 projeleri. Burada belki dikkat eder sadece 1002'den biraz bahsedebilirim. 1002 eskiden böyle çok kısa dönemli acil fon ihtiyacı gerektiren projeler için kullanılıyordu. Ama şimdi 1002'nin güzel bir özelliği oldu. Bu doktora öğrencileri verebiliyor. Hem de yürütücü olarak verebiliyor. O yüzden şimdiki başvuruların çoğu zaten şey olarak geliyor. Doktora öğrencileri veriyor genelde 1002'yi. O yüzden bence o güzel bir program. Ama dediğim gibi bugün bizim konumuz 1001. O yüzden 1001'den devam edeceğiz. Evet, şimdi proje yazılmasında dikkat edilmesi gereken konular. Şimdi tabii proje için öncelikle bir fikrinizin olması lazım. Yani fikir dediğimiz şey orijinal bir fikir, özgün, daha önce kimsenin araştırmadığı bir fikir olacak. Şimdi Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsanız aslında bir araştırma fikri bulmaktan daha kolay bir şey yok. Her yanımız sorun dolu biliyorsunuz. Yani kadın cinayetlerinden çocuk evliliklerine, işsizlikten enflasyona, dış ticaret açığından döviz kuru dalgalanmalarına her yanımız sorun. Dolayısıyla yani Türkiye'de eğer araştırma sorusu bulamıyorsanız başka yerde hiç bulamazsınız diyebilirim. Aslında bizim Türkiye'de bu orijinal fikir bulma konusunda çok fakir değiliz yani. Araştırmacılar gerçekten orijinal fikirlerle geliyorlar her dönem bize, TÜBİTAK'a. Sorun daha çok başka alanlarda zaten, ona değineceğiz. Dolayısıyla önce bir fikir bulacağız. Sonra bu Ar-Ge mi değil mi ona bakacağız. Onu biraz önce bahsettim, neyin Ar-Ge ne olmadığı. Ama bizde yani sosyal bilimlerde eğer Ar-Ge nedir diye kabaca sorarsanız ben derim ki nedenselliğe bakın. Yani nedenselliğe bakıyorsanız o Ar-Ge'dir. Ama bakmıyorsanız o Ar-Ge olamaz. Yani mesela bir deskriptif, betimsel bir analiz yaptığınızda o Ar-Ge olmuyor. Çünkü bir şeyin nedenini açıklamıyorsunuz. Halbuki bizde biliyorsunuz nedenini açıklamak gerek. Yani yüksek işsizliğin nedeni nedir? İşte genç işsizliğin bu kadar yüksek olmasının nedeni nedir? İşte kadın cinayetlerinin bu kadar fazla olmasının nedeni nedir? Ya o nedenin bulmanız gerekiyor. Dolayısıyla yani o şekilde bir projeyi tasarlamanız gerekiyor. Sonra onu işte hangi destek programına başvuracaksanız ona karar vermeniz gerekiyor. Bu konuda çok düşünmenin bir anlamı yok bana göre. Yani direkt 1001 hedeflemenizde fayda var. Yani bu 3501'de bu kariyer projesinde evet panelistler daha şey davranıyor. Bu 1002'de de öyle. Hani ilk projesidir falan deyip daha olumlu bakabiliyor. Ama 1001'de de zaten dediğim gibi ilave puan alıyorsunuz. O puan gerçekten her şeyi değiştirebiliyor. O yüzden yani bence 1001 düşünün derim. Yani bu projelerde işbirliği olması önemli. Bu aslında projenin desteklenmesini olumlu etkiliyor. Yani ben yaptığım projelerin çoğunda bir kurum buldum. Bir kamu kurumu buldum genelde. Mesela bu işte TİGEM'le bu tarım işletmelerinde verimlilik konusunu çalışmıştım. İşte hazine ile Türkiye'nin yurt dışındaki yatırımlarını çalışmıştım.
Hep bir kamu kurumu buldum birlikte çalışacak. Gerekiyor da zaten çünkü onlardan veri sağlamanız gerekiyor, lojistik sağlamanız gerekiyor. Ve bir kurumun yani kamudur, sivil toplum kurumudur projede olması, onu desteklemesi şey açısından TÜBİTAK nezdinde olumlu bir şey. Dolayısıyla sizin projenizin desteklenme ihtimalini artırdığını söyleyebilirim yani. Eğer bulabiliyorsanız o araştırma konunuzu destekleyecek bir kamu kurumu, bir sivil toplum örgütü bulun derim ben. Ekip de önemli. Yani bizde Türkiye'de ekip seçme biraz tuhaf. Şöyle olabiliyor, işte proje fikri var araştırmacının. Hadi diyor ayıp olmasın bölüm başkanını yazayım. İşte ya bölüm başkanını yazdık. Şimdi dekana ayıp olur. Hadi onu da yazayım. Öyle bir şey yapmamak gerekiyor. Bunu şeyler bazen bu araştırmanın da cının da suçu olmuyor aslında. Yani çünkü bunu şey diyor bölüm başkanı diyor dekan diyor beni de yazacaksın diyor falan. Yani bu eş dost ilişkileri nedeniyle ekip oluşturmamak lazım. Ekibi gerçekten o projeye katkı sunacak. Bilimsel olarak katkı sunacak insanlardan oluşturmak gerekiyor. Öbür türlü şeyde TÜBİTAK panelde bu anlaşılıyor yani orada kimin eğreti durduğu, kimin aslında orada olmaması gerektiği ve bu da projenin değerlendirmesini olumsuz etkiliyor yani. Bir keresinde bir denk gelmiştik bir projede bir ilahiyatçı vardı yani. Tam ilahiyatçı olabilir bir iktisat projesinde ama konu ilahiyatla ilgili bir konu değildi. Hani olsaydı olurdu mesela ne bileyim işte faizsiz bankacılıkla ilgili bir proje olsa orada ilahiyatçı olabilir tabii. Yani dediğim gibi yani konuyla ilgili projeye bilimsel katkı sunacak insanlardan oluşması gerekiyor ekibin. Yoksa bu değerlendirme aşamasında sorun yaratıyor bence. Yani olumsuz etkiliyor değerlendirmeyi. Evet. Bu sorulara herhalde Alperen Bey sonra cevap veriyoruz değil mi? Evet, istemiyorum. Hocam evet, soruları en son vakit kapsamında değerlendirme yapıp değineceğiz. Eğer vaktimiz kalırsa en azından bir kısmını cevaplayacağız. Vakit kalmayan sorulara ise e-posta atmalarını isteyeceğiz hocalarımızın. Oraya gelen e-postaları sizlerin de görüşlerini almak suretiyle bir hafta içerisinde hepsini cevaplamış hale geleceğiz. Tamam, o zaman sorulara sonra cevap verelim. Evet hocam. Ben şimdi şu slide'a bir bakayım. Evet. Şimdi ekipte genelde yani bir tane yürütücü olacak, o kesin. Araştırmacılar olacak. Danışman olabilir, olmayabilir. Bursiyerler ve teknik personel. Bunlar normalde bir projede olabilecek kişiler. Şimdi 1001 projesinde bir yürütücünün zaten kesin olması gerekiyor. Yani yürütücü yoksa proje yok demektir. Araştırmacı da olacak. Bu araştırmacının dozunu kaçırmamak gerekiyor. Ne az ne çok fazla. Yani gerçekten projede iş yapacak, bilimsel katkı sunacak kadar sayıda araştırmacı olması gerekiyor. Yani bu 2 olur, 3 olur, işte duruma göre 5 olur. Onu siz zaten fark edeceksiniz. Danışman gerekiyorsa olur. Yani danışman gerçekten spesifik bir şey gerekiyordur ve o konuda bir danışmanlık ihtiyacı vardır. O zaman danışman olabilir. Yoksa onun haricinde yani sırf dediğim gibi biraz önceki o durumlar nedeniyle, o hiyerarşik durumlar ya da eş dost ilişkileri nedeniyle danışman yazmamak lazım projeye. Bursiyer biliyorsunuz master ve doktora öğrencilerini ve de lisans öğrencilerini aslında yazabiliyoruz. Genelde projelere master doktora öğrencileri yazılıyor. Onların zaten katkıları oluyor. Lisans öğrencilerinin belki bir veri falan topluyorsanız o aşamada katkıları olabiliyor. Yoksa bilimsel olarak katkıları sınırlı oluyor. Bursiyerin projede yer alması gerekiyor. Ya yani gerekiyor dediğim şart değil tabii. Ama projenizin yaygın değerini artırıyor. Yani sizin projenizin yaygın etkisini belirleyen birkaç şey var işte. İşte de makale çıkar mı, kitap çıkar mı? İşte politikacılar bunu politika önerisi kullanır mı?
Bir de araştırmacı yetiştirilmesine katkı sağlıyor mu proje? İşte bursiyeri yazdığınız an o yaygın etkiyi sağlamış oluyorsunuz. Ya da bir genç araştırmacı yazdığınızda. Ama bursiyer otomatik olarak onu karşılamış oluyor. O yüzden bence mutlaka projenize en az bir bursiyer yazın. O da bir şeyler öğrensin, projeyi öğrensin, yapmayı öğrensin. Ve de dediğim gibi yani sizin projenizi, bu olumlu önerinizi olumlu olarak etkileyecek bir şey. Teknik personel yani gerekebilir, gerekmeyebilir. Ben bu zamana kadar hiçbir projemde teknik personel kullanmadım. Ama kullanılabilir tabii bazı durumlarda. O zaman onu da yazarsınız. Onların nasıl yazılacağı zaten var. Evet. Şimdi proje önerisinin hazırlanması demişim. Bunlar proje önerisinin bölümleri. İşte başlık, özet, summary, özgün değer, yöntem, projenin yönetimi, yani iş paketleri, başarı ölçütleri, risk yönetimi, araştırma olanakları ve yaygın etkiler. İşte biraz önce bahsettiğim şey. Evet. Şimdi bunlara tek tek değinelim isterseniz. Evet. Şimdi başlık. Yani kısa olacak tabii ki. Çok uzun olmayacak. Bazen çok uzun başlıklar geliyor bize gerçekten. Halbuki o kadar uzun olmasına gerek yok. Çok kısa da olmamalı zaten. Yani konu hakkında, yani siz biliyorsunuz zaten bir başlığın nasıl olması gerektiğini. Konu hakkında fikir veren ve de meraklandıran bir başlık iyi bir başlık olur. Tabii bunun İngilizce çevirisinde düşünmek lazım. Sonra zorluk çekersiniz. Ben o yüzden bu tür durumlarda hem özette hem başlıkta önce İngilizcesini yazar, sonra Türkçesini yazarım. Şimdi özet, bunların çoğunu zaten proje başvuru formunda var bu bilgiler. Yani bir özet nasıl olmalı, özgün değer nasıl olmalı? Ama enteresandır, orada açık açık yazmasına rağmen, yani o bölümün nasıl doldurulacağı, bize gelen proje önerilerinde tamamen alakasız şeylerle karşılaşabiliyoruz maalesef. O muhtemelen o işte başlık altındaki o küçük satırların okunmamasından kaynaklanıyor sanıyorum. Şimdi Türkçe ve İngilizce özette ne olacak? Projenin konusunun önemi olacak. Yani neden önemli? Özgün değeri, yani bu konuda işte ilk midir, ikinci midir bu öneri, bu çalışma? Kullanılan veriler ve yöntem nedir? Yaygın etkisi nedir? Yönetiminin ana hatları olacak, değil mi? Amacı olacak yani kesinlikle. Yani bir projenin özetinde kesinlikle amacının olması gerekiyor. Yani genelde insanların ilk baktığı yer özet, biliyorsunuz. O yüzden bu bilgilerin olması gerekiyor. Yani amacı, önemi, özgün değeri, kullanılan veri ve yöntem, yaygın etkisi ve yönetiminin ana hatları. Bunun içinde yaklaşık bir en fazla 600 kelimelik bir özet isteniyor sizden. Yani özetin en son yazılmasını biz tavsiye ediyoruz. Bir de bu özetin, bu İngilizce ve Türkçe özeti birlikte yazmanızı ben tavsiye ederim. Ben öyle yapıyorum. Çünkü öbür türlü Türkçe yazınca İngilizce çevrilmiyor. İngilizce yazınca Türkçe çevrilmiyor. Gerçi İngilizce'den Türkçe'ye daha kolay oluyor ama ben birlikte yazıyorum. Yani cümle cümle. Yani bir cümleyi yazıyorum. Onun İngilizcesini ve Türkçesini aynı anda yazıyorum. O şekilde yazıyorum. Böylelikle özetlerle, İngilizce özetle, Türkçe özetle tamamen birbirine uyumlu oluyor. Şimdi özgün değerde iki bölüm var. Bunlardan bir tanesi konunun önemi, projenin özgün değeri ve araştırma sorusu veya hipotezi. Diğer bölümde şey sürekli çıktığı için benim şeyimi iptal ediyor. Diğeri de amaç ve hedefler. Şimdi proje önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları ile önemi, literatürün eleştirel bir değerlendirilmesinin yanı sıra nitel ve nicel verilerle açıklanmalıdır. Bu özgün değerin bu 1.1 nolu alt bölümünde. Şimdi bunu yıllardır TÜBİTAK mesela bu bölümde der ki, literatürü bir ham liste şeklinde vermeyin der. Ama bizim araştırmacılarımızın neredeyse halen %60'ı literatürü bize ham bir liste olarak gönderir. İşte yazar her paragrafa bir şey gelecek şekilde kaynak. Bu bunu yapmış, şunu bulmuş, bu bunu yapmış, şunu bulmuş. Ya öyle bir şey istemiyor TÜBİTAK. Yani TÜBİTAK konuyu tartışmanızı, o konuda neler yapılmış,
neler yapılmamış, siz onu bunu yaparak hangi boşluğu dolduracaksınız, onu yazmanızı istiyor. Panelistler de onu bekliyor zaten. Nitekim orası iyi yazılmadığı zaman direkt bizim işte standart panelist cümlesinden bir tanesi oraya yazılıyor. Diyor ki işte literatür yeterince tartışılmadığından projenin özgün değeri tespit edilememiştir gibi bir böyle cümle bulursanız şaşırmayın. O yüzden yani literatürün gerçekten iyi taranması gerekiyor. Bir de şimdi orada 5 tane şey oluyor. Panelist. Biri yakalıyor yani, eğer bir şeyleri, önemli bir şeyi kaçırmışsanız eğer, ki bazen o hocanın yaptığı şeyleri de kaçırmış olabiliyorsunuz. Bir şekilde yakalıyor. Yani diyor ki yani bu alanda işte şöyle şöyle çalışmalar var. Bunların hiçbirine değinilmemiş, hiçbirinden bahsedilmemiş diyor. Yani onun oraya yazılmamış olması gerçekten çok kötü bir imaj yaratıyor ve projenin de değerlendirmesini olumsuz etkiliyor. O yüzden mutlaka yani o literatürün çok iyi taranıp çok iyi tartışılarak burada yazılması gerekiyor. Yani bu önerilen proje ne tür bir katkı yapacak? Bu kavramsal olur, kuramsal olur, metodolojik olur, yeni bulgular olabilir. Bunun açıkça orada yazılması gerekiyor. Kaynaklar için biliyorsunuz ayrı bir ek doküman istiyor TÜBİTAK. O da web sitesinde mevcut. Onun formatı da mevcut. Bir de şeyi yazmanız gerekiyor. Şu evet önemli. Bu şeyin araştırma sorusu ve hipotezinizi böyle açıkça yazmanız gerekiyor. Onu bazen yani bizim araştırmacılar gerçekten bir sürü bir şey yazıp hiçbir şey yazmayabiliyor. Yani arasınız ki bulasınız araştırma sorusu nerededir, hipotezler nerededir. Yani bu özgün değer kısmı çok önemli arkadaşlar. Yani proje değerlendirmesinde bence iki tane çok önemli bölüm var. Bir tanesi bu özgün değerdir, diğeri de yöntemdir. Yani bir projenin desteklenmesi için bu iki alanın çok iyi. Ya hepsi tabii çok iyi olması gerekiyor ama mesela bir proje yönetiminde düzgün yazılmışsa çok ciddi bir sorun olmuyor. Düzgün bir ekip kurulmuşsa. Ama mesela bu özgün değer, yani bu şeyin önerilen projenin özgün olması ve de bu araştırma sorusuna uygun bir yöntemin belirlenip o yöntemin güzelce anlatılması gerçekten projenin desteklenmesini çok olumlu etkileyen unsurlar. Şimdi diğer bölüm bu özgün değerin altındaki bu amaç ve hedefler. Burada da ya proje önerisinin amaç ve hedeflerinin açık, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresince ulaşabilir nitelikte olacak şekilde yazılması gerekiyor. Yani siz projedeki hedeflerin bir kısmını mesela proje sonuna bırakamıyorsunuz. Yani yaygın etkiyle ilgili kısımlarda bırakabilirsiniz ama diğer kısımlarda bırakamazsınız. O yüzden ölçülebilir. Nedir sizin amacınız? İşte ben ne bileyim genç işsizliği belirleyen faktörlerden şunu bulacağım. Yani ne bileyim işte çok üniversite olmasının etkisi. Yani direkt açık olacak ve bu ölçülebilir olacak. En sonunda buldunuz ya da bulmadınız. Yani bu ölçülebilecek. Bu şekilde de açıkça yazmanız gerekiyor. Şimdi bazen bu amaç kısmı projenin direkt yani özetten sonra okunan ikinci kısmı yani, değil mi? Özet okuduk, sonra amaca baktık, sonra da şeye bakacağız, yönteme. Yani bazen yazılıyor sayfalarca amaç ama anlayamıyorsunuz yani tam olarak bu şeyin amacı nedir? Anlayamıyorsunuz yani, o yüzden yani bu şeylerin çok böyle... Şimdi benim biraz önce dün bir şey hazırladım, bir proje önerisi, kendi projelerinden bir tanesi. Onu göstereceğim size en son, buraları konuşalım da belki fikir verir diye. Evet, şimdi bir diğer bölüm yöntem. Yani yöntem çok önemli. Bizim TÜBİTAK'a gelen projelerde yani eğer o ön değerlendirmeyi geçmiş ve panele girmişse, yani ARGE projesi özelliklerini taşıyorsa ve bilimsel değerlendirmeye el verecek şekilde bir içeriğe sahipse, o zaman panele alınıyor. Ve bu panelde de
En önemli şey bu yöntem oluyor. Yani çünkü en zayıf yer burası oluyor genelde. Dediğim gibi bu araştırma sorusu üretmekle ilgili çok ciddi bir sorun yok. Bu yöntemle ilgili bir sorun var bizim gelen projelerde genelde. Şimdi burada bu projede uygulayacağınız yöntemi ve araştırma tekniklerini, yani işte veri toplama araçları, analiz yöntemleri, bunları ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanacak. Yöntem ve tekniklerin projede öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu belirtilecek. Yani sizin bir araştırma sorunuz var. Bunun için bir yöntem uygulayacaksınız. Bu yöntem muhtemelen olası yöntemler içerisinde o araştırma sorusunu cevaplamak için en iyi yöntem olmalı. Çünkü panelistler biliyor. Yani biri bilmiyorsa diğeri biliyor. O soruyu cevaplamak için en iyi yöntemin ne olacağını. Şimdi onu bulduğunuzu varsayalım. O zaman onu çok iyi açıklamanız gerekiyor. Şimdi normalde bizde ne yapıyorlar? Diyor ki işte ben diyor şuna bakacağım. Buna da diyor işte zaman serisi analizi yapacağım. Ya şimdi zaman serisinin bir sürü şeyi var. Co-integration'ı var. Eş bütünleşmesi var. Unit root'u var. Rector of autoregression'ı var. Nelerin var? Yani ben zaman serici de değilim ama duyduğum kadarıyla söylüyorum. Yani onu açıklayacaksınız. Yani öyle direkt ben zaman serisi yapacağım, panel verisi yapacağım, yok OLS yapacağım demekle olmuyor. Yani modeli güzelce yazacaksınız. O model nereden gelmiş? Onun teorik altyapısı nedir? Yani mesela ben genelde işte projelerimde, araştırmalarımda üretim fonksiyonu tahmin ederim. O zaman en başta bir üretim fonksiyonu varsayacaksınız. İşte ya Cobb Douglas diyeceksiniz, ya Chess diyeceksiniz. Bu diyeceksiniz Türkiye'nin üretim yapısına, Türkiye imalat sanayi üretim yapısına uygun bir üretim fonksiyonudur diyeceksiniz. Ya kendiniz onu test ederek bulacaksınız, ya o konudaki literatüre atıfta bulunacaksınız. Yani önce o modelin teorik background'unu söyleyeceksiniz, açıklayacaksınız orada. Sonra orada hangi değişkenleri kullanıyorsunuz, o değişkenleri nasıl ölçtünüz, ne bekliyorsunuz, neden onu koydunuz? Yani teorik olarak o konuda neler denmiş, bu channel'lar dediği o mekanizmalar nedir? Onları çok detaylı bir şekilde tartışmak gerekiyor bu yöntem bölümünde. Yani bizim projelerin, dediğim gibi iki projeden birinin sorunu yöntemdir. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Araştırma sorusu iyidir, ekip iyidir, işte riskler öngörülmüştür, yaygın etkisi iyidir ama yöntem sorunludur ve o yüzden de diğer tüm alan, mesela yaygın etkiye gelindiğinde ne yazılır? Ya tamam işte o soru orijinal, özgün bu proje. Önemli de, yani ülkeye, vatana, millete faydası olur. Fakat işte yöntemdeki eksiklikler bu projenin yaygın etkisini sınırlar diye böyle bir matbu cümleyle karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla bunları çok iyi açıklamak gerekiyor. Eğer bir anket yapacaksanız, şimdi eskiden bu etik kurul onay belgesi istendiği için anketler de hazırlanmış oluyordu. Şimdi tabii etik kurul onay belgesi sonra isteniyor. Yani bir koşul değil, mesela birincil veri toplayacaksanız, dolayısıyla anket yapacaksanız, mülakat yapacaksanız, yani bir koşul değil, bunu TÜBİTAK istemiyor ille vereceksiniz diye. Ama projenizin değerlendirilmesine olumlu katkı yapsın diyorsanız ve de bir anketiniz varsa bence o anketi paylaşın. Yani projenizle birlikte sunun. Yani bazen çok ilginç mazeretler oluyor. Yok işte sayfa sınırı vardı, o yüzden koyamadım. Yani ek dosya olarak koyabiliyorsunuz. Oraya istediğiniz şeyi yükleyin yani. Onda bir sorun yok. Onlar mazeret değil. O yüzden yani sizin projenizin değerlendirilmesini olumlu etkiler bu şey. Çünkü sizin en baştan çok iyi her şeyi düşünüp tasarladığınızı gösterir. Benim fikrim, anketiniz varsa onu proje başvurunuzla birlikte sunun derim. Dediğim gibi bu bir koşul değil ama yani değerlendirmeyi olumlu olarak etkiler. Evet. Şimdi bir diğeri bu proje yönetimi. Ya burası aslında çok şey bir, yani projenin direkt kalmasını, geçmesini
desteklenmesini, desteklenmemesini belirleyen mutlaka şeyi var ama yani bir özgün değer, bir yöntem gibi değil. Buranın güzelce doldurulması gerekiyor. Zaten yazıyor da nasıl doldurulacağı, işte iş paketleri belirlenecek, görev dağılımı ve süreler belirlenecek, işte kim hangi işi yapacak bunlar belirlenecek. Şimdi burada sanıyorum bir sonraki slide şey olması lazım. Evet, şöyle bir şey işte. Yani buradaki sürelerin mantıklı olması gerekiyor. İş paketinin kimler tarafından yapılacağının düzgünce yazılması gerekiyor. Bazen oluyor yani gördük sadece yürütücü yazmış kendisini. İşte her şeyi ben yapacağım demiş. Öyle bir şey olmuş. Yani gerçekten kim hangi işi yapacaksa onu buraya yazmak lazım. İşte o ekibe dönersek eğer ekibe gerçekten konuyla alakasız birini yazdığınızda burada da yazacak bir yer bulamıyorsunuz işte. Yani o yüzden projeye gerçekten projeye bilimsel katkı sunacak insanların yazılması gerekiyor. Sürelerin makul mantıklı olması gerekiyor. Yani ne bileyim işte birincil veri toplayacaksanız işte saha çalışması yapıp birincil veri toplayacağım. Ne kadar kendin yapacaksan işte 6 ayda yapacağım. Projenin başarısına önemi, başarısındaki önemi nedir? Bunları da atmamak lazım. Yani orada mesela birincil veriyi toplamak eğer birincil veriye dayalı bir araştırma yapıyorsanız çok önemli. Yani en az katkısının %20-30 olması lazım değil mi? Çünkü o veriyi toplayamazsanız yapamayacaksınız. Belki hatta %40 olması lazım. O yüzden onları güzelce yazmak gerekiyor. Mesela burada bu iş paketinde en çok yapılan hatalardan biri yani TÜBİTAK'ta yukarıda bu alanın altında yazmasına rağmen literatür taraması, işte gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları, proje sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı, malzeme alımı bunlar iş paketi olarak gösterilmemelidir diye orada açıkça yazıyor. Ama hala buraya işte o ilk iş paketi olarak literatürün taranması yazılıyor. Son iş paketi olarak işte çalıştayın yapılması, sonuç raporunun hazırlanması bunlar oraya yazılmaması gerekiyor. Yani bunlar oraya yazılınca tamam sizin direkt projenizin desteklenmesini etkilemiyor ama mesela sizin kafanızdaki iş takvimini etkiliyor. Çünkü mesela diyelim ki siz 18 aylık bir proje verdiniz. 2 ay literatür taramasına yazdınız. 2 ay da sonuç raporu yazma işine ya da sonuçların paylaşımı, makale yazımı gibi yazdınız. 2 baştan 2 sondan etti 4 ay. Şimdi projeniz desteklendiğinde panel diyor ki bunların iş paketinden çıkarılması lazım. Uzman arkadaşlar da onu çıkarıyor. Geriye sizin elinizde 18 aydan kalıyor 14 ay. Belki gerçekten bu sizin için ileride sorun yaratacak. Yani o yüzden yani oralara bunları yazmamak gerekiyor. Bunlar dediğim gibi TÜBİTAK başvuru formunda da açıkça yazıyor zaten. Ama hala yazılıyor. Ben hala görüyorum. Yani literatür taraması mesela direkt yazılıyor yani. Belki şu an biraz azaldı ama bir 5 projeden birinde hala literatür taraması oluyor sanıyorum. Evet, bir diğeri bu iş paketleri var. Bu yeni geldi, eski binbirlerde yoktu. Tek tek ayrı ayrı işte iş paketi nedir, süresi nedir, orada ne yapılacak, çıktıları nedir, onlar soruluyor. Bu iş paketlerinin tabii izlenebilir ve ölçülebilir hedefleri olan iplerin, yani iş paketlerinin yazılması gerekiyor. İş paketleri oluştururken birbirleriyle ilişkili görevlerin de bir araya getirmesi bekleniyor. Başarılı bir şekilde tamamlanma durumunun izlenebilmesi için de her bir iş paketinin hedefi, başarı ölçütü, ara çıktısı somut bir şekilde yazılması gerekiyor. Mesela iş paketiniz nedir? İşte birincil verilerin toplanması konuyla ilgili. Yani anket yapacaksınız. Ne kadar sürede yapacaksınız? 3 ayda yapacaksınız. Bunun çıktısı nedir? Ham veri. Yani direkt ölçülebilir bir şey. Neydi hedefiniz? İşte 1000 kişiyle ben anket yapacağım. Bu konudaki verileri toplayacağım. 3 ayda yapacağım bunu. Çıktınız, verileri topladınız. En az 1000 tane Türkiye temsili şeye ulaştınız veriye. Sizin çıktınız da ortada. Ölçülebilir, izlenebilir. Ya bu şekilde yazmak gerekiyor onlara. Evet, şurada yazıyor işte mesela iş paketinin adı ne dedik?
birincil velilerin toplanması dedik. Hedefimiz işte Türkiye temsili 1000 kişiyle anket yapmak. Kimler yapacak? Bu kapsamdaki işler işte pilot anketler yapılacak. İşte ne bileyim 50 tane yapılacak. Bunu işte Ahmet, Mehmet, Ayşe yapacak. Bu şekilde yazacaksınız. En sonda sonuç olarak mesela işte ham veri elde ettim. Ben Türkiye temsili 1000 tane kişinin verilerini topladım diye buraya yazıyorsunuz. Yani panelistlerin en çok taktığı konulardan biri bu risk yönetimidir. Bu arada dediğim gibi yine projenizin desteklenmesini direkt etkilemez. Ama buraya ne oluyor? Risk bulamıyor. Yürütücüler genelde atıyor, risk yaratıyor daha doğrusu kendisi. Diyor ki aslında öyle bir oldu, bir şey oldu. Alperen, beni görüyor musunuz? Hocam görüyoruz. Ama şeyimiz, evet tamam. Bir sıkıntı gözükmüyor hocam. Niye kayboldu? Şu an sizin klasörünüzü görüyorum ben. 1001 başvuru formu, İngilizce eğitim vesaire diye ve Word dokümanı gözüküyor. O zaman şunu bir stop edelim. Tekrar paylaşayım değil mi? Tamam hocam. Allah'ım nereye gitti? Peki şuradan tekrar açalım. Şuydu. Evet geldi, pardon. Evet, şimdi bu risk yönetimine projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirleri yazmak gerekiyor. Dediğim gibi bu riski uydurmamak gerekiyor. Mesela birincil veri topladığınızdaki en önemli risk yeterli nicelik ve nitelikte veriye ulaşamamaktır. Yani bu gerçekten bir risktir. Mesela siz dediniz ki ben Türkiye temsili bir anket yapıp işte 1000 kişi için veri toplayacağım dediniz. Bu Türkiye temsili de diyelim ki 20 şehirden oluşuyor. Mesela buradaki risk ne? Yeterli sayıda anket toplayamamak. Yani mesela 1000 dediniz de 700 toplayabildiniz. Bir diğeri de bu yeterli nitelikte toplayamadınız. Mesela topladığınız sample'ın tamam 1000 topladınız ama sample'ın %80'i kadın. Mesela bu da sorun olabilir cinsiyet dağılımı açısından. O zaman diyeceksiniz ki yani benim riskim yeterli nicelik ve nitelikte veri toplayamamak. Bu risk eğer ortaya çıkarsa da atıyorum siz 20 şehir söylemiştiniz. Ben şehir sayısını ilave 5 şehirde daha yapacağım deyip o riski bertaraf etmiş olursunuz ve böylelikle yani hem gerçekten ortaya çıkabilecek riski öngörmüş olursunuz hem de o riskin realize olması durumunda ne yapacağınızı da söylemiş olursunuz. Ben mesela şeyi söyleyeyim, bu o bahsettiğim TİGEM bu tarım projesinde bu bitkisel üretimle ilgili sertifikalı tohum falan. O zaman 6 ürün seçmiştim ben. İşte buğdaydır, arpadır, şudur, budur. Ben o zaman dedim ki yani bu ürünlerle ilgili, hatta o ürünleri de TİGEM'in tavsiyesi üzerine seçmiştim. Fakat şöyle dedim, bu ürünle ilgili yeterli gözleme sahip olamayabilirim herhangi bir ürünle ilgili. Mesela bir buğday arpa değil ama o zaman korunga diye bir şey seçtirmişlerdi mesela bana. Olabilir. Böyle bir durumda ben mısır ile ilgili bilgi toplayacağım dedim. Ve gerçekten de dediğim oldu. Şanslıydım herhalde. Toplayamadım yeterince bilgi bu korungayla ilgili. Çünkü artık ekilmiyormuş o. Onun üzerine değiştirdim ve mısırla ilgili bilgiler topladım. Yani o riskim ortaya çıktı ve önerdiğim B planı da çalıştı ve ben analizlerimi yapabildim. Dolayısıyla gerçekten bu risklerin iyi öngörülmesi gerekiyor.
ve de ortaya çıkması durumunda da ne yapılacağının söylenmesi gerekiyor. Mesela ben başka bir projemde bu şeyle ilgiliydi. Türk firmaların yurt dışındaki yatırımlarıyla ilgiliydi. Bununla işte hazine bizi destekleme kararı aldı ve de proje başladı. Ben orada risk olarak şunu görmüştüm. Bu hazinenin deki yönetimin değişmesi nedeniyle bu desteğin projeden çekilmesi. Çünkü destek çok kritik, şöyle kritik. Bu yurt dışındaki yatırımlarla ilgili bilgileri verecekler bize. İletişim bilgileri, adres bilgileri, miktar bilgileri. Ve gerçekten bu söylediğim oldu. Yönetim değişti orada. Ve de hani direkt açıkça çekmediler desteklerini ama sonradan ne aradılar ne sordular. Halbuki daha önceki bu yurt dışı yatırımlarla ilgili daire başkanı çok ilgiliydi projeyle. Ama biz tabii şeyi almıştık, o verileri, yani o yurt dışı yatırım bilgisini. Mesela oradaki risk dediğim gibi bu kamu kurumunun projeden desteğini çekmesi. Yani o eğer verileri biz o zaman almamış olsaydık öncesinde, yönetim değişikliğinden önce, o zaman şey olacaktı. Muhtemelen proje yapılamayacaktı mesela. Dolayısıyla risklerin böyle gerçekten öngörülmesi lazım. Risk yaratılmaması lazım kendiliğinden. Ve de o yaratılmış riske fake şeyler üretilmemesi lazım bence. Risk olmayan iş paketleri içinde zaten şey yazmıyoruz yani. Ne onun adı? Yani bir risk vardır demiyoruz. Evet. Bunlar o tablo. Bu araştırma olanakları bizde çok sorun olan bir kısım değil. Bizde sosyal bilimlerde biliyorsunuz bir masa bir bilgisayar. Hatta dizüstü bilgisayar olunca masaya da gerek kalmıyor. Bir de veriniz varsa her yerden çalışabiliyorsunuz. Dolayısıyla şeyle ilgili, araştırma olanakları ile ilgili olarak biz genelde panellerde hep kurumun araştırma olanakları yeterlidir deyip geçiyoruz. Bu tabii ki şeyde sorun, yani fen bilimlerinde, tıpta, mühendislikte sorun olabilir. Ne bileyim, işte proje vermiştir, elektron mikroskobu kullanacaktır, kurumda yoktur. Oralarda sorun ama bizde bu şey çok sorun olmuyor. Biz direkt bu araştırma olanaklarına olumlu yazıp geçiyoruz. Evet, yaygın etki projenin başarıyla gerçekleştirilmesi durumunda projeden elde edilmesi öngörülen çıktılar. Bu çıktıların paylaşımı ve yayılımına yönelik faaliyetler, yani ürün bizde olmuyor. Projede oluşması öngörülen etkileri kısa ve net cümlelerle açıklayacağız. Yani yaygın etki, biz ne bekliyoruz bizim projelerde? Dediğim gibi bir akademik bilimsel yaygın etki bekliyoruz. Nedir onlar? İşte makale, kitap, bildiri, o tür şeyler. Onları yazıyoruz. Sonra işte bu şeyler karar alıcılar, yani politika yapıcılar tarafından kullanılabilir bizim bulgular. O zaman onu yazıyoruz. Gerçekten bu olabilir. Yani geçen mesela 1003 ile ilgili bir toplantı yapıldı böyle. Mesela ben daha önce bir proje yapmıştım bu bitkisel üretimin tahminiyle ilgili. O zaman ben projeyi yapınca TÜİK aramıştı beni. Çünkü TÜİK Temmuz ayında ilk tahminlerini açıklıyor şeyle. O zaman öyleydi yani. Bitkisel üretimle ilgili. Ve %80, hasadın %80'i tamamlandığında açıklıyor. Halbuki biz bunu önceden tahmin etmiştik. Çok da güzel tahmin etmiştik. Yani güzel dediğim robust, yakın. Hatta o zaman arayıp nasıl tahmin ettiğimizi sormuşlardı. Yani eğer iyi bir şeyler yaparsanız kamu kurumlarının ilgisini çekiyor ve bunu da orada belirtmek gerekiyor. Yani bu bulduğum şey benim işte politikacılar tarafından kullanılabilir. O bir yaygın etki oluyor. Bir diğer yaygın etki şey işte araştırmacı yetiştirilmesi. Onu da şey dedik, işte bursiyer mutlaka yazın dedik, en az bir tane. O zaman araştırmacı yetiştirilmesine de katkıda bulunmuş olursunuz. Zaten bu üç yaygın etki bekleniyor. Bakın burada, evet, makale, kitap bölümü. Bunları ne zaman elde edeceğinizi yazacaksınız. Yani burada mesela bir makale bizde yani çok zor oluyor. Proje süresince makaleyi çıkarmak genelde projeden sonra çıkıyor. O yüzden
Mesela buraya geçen bir projede vardı, yazmış 6. ayda makale yapacağım diyor. Öyle bir şey yok. Yani bu dediğim gibi bunların da yine gerçekçi olması gerekiyor. Evet, bakın şurası işte araştırmacı yetiştirilmesi. Şurası ekonomik, ticari, sosyal. Buraya işte o politika önerisi meselesini buraya yazabilirsiniz. Bunlar da yine projenin sonunda. Ama mesela şuraya bildiri yazabilirsiniz. Bu proje esnasında yapılabilir bu. Ne bileyim 6. ayında, 12. ayında onu buraya yazabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani bu yaygın etkilerin ortaya çıkması projenin özgün olmasına ve yönteminin iyi olmasına bağlı. Yoksa bu yaygın etkiler ortaya çıkmayacaktır. Mesela siz iyi bir yöntem kullanmamışsanız onu ciddi bir uluslararası dergide yayınlayamayacaksınız. Onu da panel fark edecek tabii. O yüzden yani o özgün değer ve yöntem kısmı çok iyi olacak ki bu yaygın etkiler de gerçekten ortaya çıksın. Yoksa yaygın etkinin ortaya çıkması çok muhtemel değil. Yani şu yaygın etkiyle ilgili bu proje çıktılarının paylaşımı meselesi var. Yani burada benim dikkatimi çeken iki konu var. Bir web sayfası. Bir de şey, Çalıştay. Bu Çalıştay meselesini biz yıllarca çok önce, yani 10 yıl önce falan, 9-10 yıl önce hep söyledik. Yani bu projeler yapılıyor ama bunlar hiç dissemine edilmiyor, yayılmıyor. Yayılması lazım. Bunun için işte toplantı, Çalıştay yapılması lazım diye. Onu sonra TÜBİTAK koydu. Sanıyorum 3-4 yıldır, belki 5 yıldır var bu. Onunla ilgili destek de sağlıyor. Ben her projemde mutlaka bir kapanış Çalıştayı yapıp, konuyla ilgili paydaşları çağırıp, ulusal, yurt dışından bir toplantı yapıp orada hem projeyi tanıtıyorum, hem o projeyle konusuyla ilgili başka araştırmacıları çağırıp konuşturuyorum. Bu çok önemli yani yayılım açısından şeyin, yaygın etkisini de artıran bir şey. Bir de web sayfası yapıyorum ben her zaman. Bu Avrupa Birliği projelerinde de biliyorsunuz çok yaygındır. Mutlaka bir web sayfası olur projenin. Bence bunları da yazın ve yapın. Yani tabii ki bunu web sayfasını hemen yapacaksınız. Ama bir toplantı Çalıştayı muhtemelen projenin sonunda, son 3. ayında, 2. ayında o dönemde yapacaksınız. Bunlar projenizin değerlendirilmesini olumlu etkileyecek unsurlar. Evet, şu tablo sonradan geldi. İşte toplumsal kültürel etki, ekonomik etki, ulusal güvenlik etkisi. Buralara da işte uygun şeyleri yine yazın. Yani etkinin oluşması öngörülen zaman çok atmamak lazım. Geçen bir tane vardı bir proje, işte siber güvenlik, enerji güvenliği yazmıştı hoca, sağ olsun. Yani şu 11. kalkınma planının hedef ve politikaları çerçevesindeki bu hedeflere uyuyor mu, onu da yazmak gerekiyor. O bir dönem bir ekstra puan veriliyordu ona, şimdi veriliyor mu? Galiba veriliyor. Ya ama buralar dediğim gibi yani çok projenizin değerlendirilmesini yani direkt etkileyen şeyler değil. Evet. Şimdi bütçe ve gerekçesini bütçe formu üzerinden anlatacağız demişiz. O zaman bir bütçe formu açalım. Şurada bir bütçe formu var. Evet, şu. Hocam isterseniz bütçe tablosunu da anlattıktan, size çıkardıktan sonra bir 10 dakika kadar ara verebiliriz. Sizi yorduk biraz çünkü. Bir saat oldu. O zaman hemen verelim istiyorsan sonra. Hocam siz nasıl uygun görürseniz. Bir saat olmuş, evet. Ben de hiç fark etmemişim. Zaman su gibi akıp geçmiş. Hazır bu şeyleri de ben hazırlayayım. Bir PDF yapayım, full ekran falan. O zaman 10 dakika ara verelim, öyle konuşalım. Hocam o zaman saat 12:10 geçe tekrar burada görüşmek üzere diyorum. Tamam, oldu, görüşürüz. Tamamdır hocam.